Manşette haftanın yorumları devam ediyor. Amatör alt liglerdeki yorumlarımızdan sonra sıra geldi ikinci ligimize. Bandırma sporumuz bu hafta aldığı galibiyetle, son dakikada aldığı galibiyetle bizi sevindirdi ve ilk beşi yakaladı hocam. Üsküdar karşısında Yusuf'la gerçekten nefes kesen bir 90 dakika. Bizim de nefesimiz kesildi. 90 dakika heyecandan mı yok evet. Sıkıntıdan mı? Peki. Vallahi hocam tabii yani heyecan dedi, sıkıntı dedi. Bir yerde neredeyse bırakmıştık yani. Evet. Son dakika Yusuf bizi kurtardı. Bir derin nefes aldık. Bu karşılaşmaya 26. haftanın toplu sonuçlarını alalım önce hocam. Peki sevgili Zeki. 26. haftada zirvedekiler kazanmasını bildi. Ümraniye zorlu sarı yeri 1-0'la geçerek liderlikteki yerini korudu. İstanbulspor Bayrampaşa'ya tam anlamıyla bayram yaptırdı. 5-0'la geçti. İlk yarı 2-0 kapanmıştı. 5-0 az bir fark değil. İlk defa bu İstanbulspor'da böyle fark yapıyor. Evet, evet. İstanbul'un pek böyle fark yaptığı görülmüş değil yani. Görülmüş değil ama demek ki Bayrampaşa biraz gevşek çıkmış İstanbulspor. Veya bir önceki haftaki mağlubiyetin faturasını buraya çıkardı. Hacettepe doğrudur. Hacettepe 17. dakikada attığı bir golle Ordu maçını 1-0 kazanmasını bildi. Bak Ordu ligin dibinde bir takım. Hacettepe'ye meydan okumuş. Tek gol. Dakika 17, başka gol yok. Hacettepe istediğini alarak ayrılmış sahadan. Bandırma sporumuz ölüp ölüp dirildiğimiz maçta Yusuf'la güldü. Yusuf hem oynadığı futbolla alkış aldı hem de takımına 3 puanı getiren altın ayak oldu. Kendisini kutluyorum. Kırklareli Menemen maçı, Kırklareli çok tehlikeli bir karşılaşmaydı Kırklareli için. 2-0 öne geçti. Menemen bir gol daha bulunca maç 2-1 sonuçlandı. Bu sonuç tabii Bandırma Spor'un ilk 5'e yerleşmesine faydalı oldu. Menemen'i de altımıza almış olduk. Hatay Spor ileride çok arayacağı çok değerli 3 puanı kendi evinde Bursa'ya kaptırdı. Hatay bundan sonra kara kara düşünmek zorunda. Ligde nasıl kalırımın hesabını yapmak zorunda sevgili Zeki. Konya Anadolu Selçuk kendi evinde 83. dakikada 7 golle Pendik Spor'a teslim oldu. Bu hafta Pendik'e gideceğiz. Pendik bak bekledi gereken aşıyı bitime 7 dakika kala yapmasını bildi ve deplasmandan 3 puanla döndü. Pendik de playoff hesapları yapmaya başladı. Nazilli Kahramanmaraş 2-1'le geçti. Haftanın en büyük sürpriz sonucu Fethiye'den geldi. Son sıralarda bulunan Pazar Spor Fethiye'yi deplasmanda 2-1 yenerek ben bu ligde kalacağım dedi. Evet. Bu mesajı çekti. Evet hocam teşekkür ediyorum. Bandırma Spor'un 2-1 sıkı kazandığı Üsküdar Anadolu maçındaki oyununu teknik direktör Sayın İsmail Ertekin'e sorduk. İsmail Ertekin ne dedi? Sonuca sevindim ama dedi karşılaşmada oynanan oyundan dedi memnun değilim dedi. Biz bu deyimle maça dönelim ve yorumu dönelim. Bloklar halinde alalım. Bir görüşte bu ve sen nasıl buldun? Maçı keyif aldın mı? Sizin oradan daha yüksekte gördü. Ben karşı türbündeydim. Nasıl keyif aldınız? Mahvettiniz maçımı seyrettiniz. Evet. Maçın özellikle son dakikalarında bir birlik skor bizim hiç hoşumuza gitmedi. Özellikle ilk yenen golden sonra tabii insanın gardı düşüyor. Bir daha heyecan da duymuyorsun. Yoksa çantayı toplamaya başladın mı? Evet, çantayı toplamaya başlamıştık. Hatta ben yüzbaşımla konuşuyorum. Yüzbaşı bana dedi ki bak gol oluyor dedi. Dedim artık bu saatten sonra olsa da bakmayacağım dedim. Arkamı döndüm gol oldu. Bir ses geldi. Evet. Yüzbaşı kazandı. Evet, yüzbaşıya dedim tebrik ederim. Yani güzel bir müjde verdi bana. Peki türbünden alıp maça gelelim. Evet, maça saat çizgileri içerisinde dönelim. Bandırma Spor bu maçta vasat bir oyun sergiledi. Kaleci Ali Türkan görevini yaptı. Dikkatliydi. Oyun disiplini olan bir kalecimiz. Bahri Can vasat göründü ama Bahri Can'ın vasat görünmesinde önünde oynayan adamdan yardım alamayışın etkisi vardı. Ne Mehmet ne de Kurşit. Bu Bahri Can'ı geriye dönerek yardım ettiler. Yalnız bıraktılar. Bahri Can bu bakımdan bazen sıkıntılar yaşadı. Küçük Oğuz ve Özgür defans çok çakılı oynuyor. Yan yana oynuyor. Bunların derinlikte oynaması gerekir. Çok ağırlar. Küçük Oğuz eski günlerini aratıyor. Hı. Artık bu ikiliyi arada bir Celal'in de sokulması lazım diye düşünüyorum. Celal'den vazgeçmemeli diyorum. Serkan her hafta üzerine koyuyor. Eski Serkan'a dönüşün çizgileri var. Kolay değil, uzun bir süre ara verdi. Formsuz bir dönem yaşadı. Ön numarada Büyük Oğuz dizli kahraman. Daha iyi olacak. Takım için oynuyor. Fiziğini çok iyi kullanıyor. Basit oynuyor. Gösterişli oynuyor ama ben Büyük Oğuz'u takıma verdiği katkıdan dolayı çok beğeniyorum. Tahla sahada yoktu. Tahla gezindi. Sağla var mıydı yok muydu zaten hoca da farkına vararak
maçın 22'nin en iyisi Yusuf geldi. Duran top ustası. Topa nasıl vurulur? Hareketli topa nasıl vurulur? Duran topa nasıl vurulur? Harika ispatladı. Yusuf tek başına giden maçı Bandırma Spor adına geri çevirdi. Ve Bandırma Spor'un playoff umutlarını yeşerten isim oldu. Alkışlarım bu maçta Yusuf Akkel için diyorum. İnşallah bu formunu gelecek maçlara da taşıyacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Sabit Mehmet, düzeltiyorum. Sağçık Mehmet çok çalışkan ama bal yapmayan arı. Netice can alıcı noktada etkili değil. Biraz gol noktalarına daha etkili olması lazım. Hurşit yine sahaya çıktı. Yani Hurşit'i ben tanıyamam. Bir de kaptan olarak çıktı Hurşit sahaya. Kaptanlık da yakışmış kendisine. Ama Hurşit bu olmamalı. Artık yani seyirci bile türbüne bir kamera koysa esas zevk orada. Evet. Artık Türk futbol seyircisi bilinçli sevgili Zeki. Yani bilinçli hocam, olarak... takım erken skora gitse bunlar görülmez ama skora gitmediği zaman o zaman hatalar aranıyor. Erken, takım içerisinde. Erken skora gitmen için güzel oynaman lazım. Etkili oynamazsan erken skora gidemez. Skor sana kendi ayaklarına ama geldi. Kaldı ki bir de geriye düşüyorsun kendi sahanda. Geriye düşüyorsun. Bizi en çok zaten öfkelendiren bu. Şimdi sen örneğin dışarıdan bakıyorsun. Hoşit, kaptan Hoşit. Kişiliğine laf yok. Beyefendi evet. Bir sporcu. Oyun olarak ne veriyor Bandırma Sporu şu anda? Onun yukarıdan nasıl gözüküyor? Hoşit kaç tane adam geçiyor? Kaç tane bindirme yapıyor? Kaptanımız. Evet. Anlatabiliyor muyum? İsmi çok güzel. Mazisi, futbol mazisi çok güzel. Ama ben Hoşit'ten artık iyi futbol... Yani Bandırma Spor'da transferler içerisinde alınan oyuncular içerisinde bir numara olması dolayısıyla ondan bazı beklentiler tüm var. Tüm gözler onun üzerinde. Onun üzerinde. Ne aldı bir futbolcu? Karşı olarak sahaya ne verir? Evet. Ben ona bakarım. O çok önemli. Hoşit'in en kısa zamanı... Yani diğer oyuncular anahtarları mağdur görülse de 12 görünüyor. Tabii bütün gözler... Hurşit'in üzerinde oluyor. Santrafor Ozan da istediği topları alamayınca gezinmek zorunda kaldı. Ozan da biraz topa gitmeli. Haftalardır yedek kalmanın eziklik içerisindeydi. Ozan bu değildir diyorum. Üsküdar Anadolu'ya gelince kaleci Salih'i beğendiğimi söyleyebilirim. 4 numara Samet. Hava toplarına çok iyi. Bıçak gibi çocuk. 67 numara Hüseyin tek topa yatkın demişim. 8 numara Nurettin orta sahada. İyi bir ön libero. En iyi kaptan Büyük Sametleri, 99 numaralı topla çok iyi, topu çok iyi kullanıyor, vücudunu çok iyi kullanan, topu iyi saklayan bir isim. Bilekleri çok iyi demişim Büyük Samet için. Bizde oynayan Berke Elites, 39 numaralı. 39 numaralı. Süper bir gol attı. Yani uzak köşeyi çok iyi gördü. Çok sprinter, çok gezindi. Bizim defansımıza zorlu anları yaşattı. Evet. Yani adam adama oynanması gereken bir isim. Yani ben özellikle 99 numara Kaptan Samet'le 39 numara Berk Elitez'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama Bandırma Spor bu değil. Bandırma Spor, bakın bir kişi, o kadar yetenekli adamlar var ki bizde, bir kişi maçı değiştirmeye yetti. 4 kişi oynasaydık bu maç 4-0, 5-0, 5-1 biterdi. Ama hocam yani 96'da gol geliyor, 3 puan alıyoruz. Neredeyse ümitler bitiyor. Yani bir B planı kalmıyor. Planlar bitti. Ama şimdi hocamızın da yapacağı fazla bir şey yok. Yani önüne konulan malzeme bu. Şimdi beni asıl ümitlendiren o cezaların ve sakatlıkların bitecek olması. Evet. Önümüzdeki hafta ona da gideceğim. Ben kutluyorum Bandırma Spor'u. Evet, oyundan çok evet, aldı skor, spor evet, ve evet. Puandan dolayı. Yani bizim ümitlerimizi tüketmedi en azından. Bazen evet o... hocam biz oyun içindeki blokların yorumundan kulübeye gelelim hocam. Kulübe değişikliklerini nasıl buldunuz? Kulübede çok akılcı değişiklikler yapıldı. Baktı ki hocamız malumuz, gole ihtiyacımız var. Forvet sürdü sahaya. Evet. Defansif adamları sahadan aldı. İş yapmaz adamları veya formsuz adamları. Ümitlendirici golcü ayakları sahaya sürdü. Bakıyorum dakikaları. Dakika 46, Tala çıktı. Gününde olmayan Tala çıktı. Doğan, çift santrafora geçti. Evet. Doğan'la Ozan'ı yakın oynatmaya başladı. Doğru bir hamleydi. Dakika 60, yine olmuyor. Yine gole ihtiyacımız var. Yine sıkıntılı dakikalara yaşıyoruz. Birbiri yakalamışız. Ozan'ı çıkardı. Taze bir güç olarak Murat Uluç. Yorulan rakibin üzerine dinlenik bir Murat Uluç'u sürdü. Çok doğru bir hamleydi. Evet. Murat Uluç Van Persie gibi adamdır oynadığı zaman. Geldi mi affetmez. Daha da tatmin olmadı. 66. dakikada Hoşit'ten yerim alamadı. Yetenekli ama kondisyonu düşük olan Ekrem'i son 20 dakikada sahaya sürdü. Dikkat ediyorsan bütün değişiklikleri hücumdan yaptı. Evet. Yani gole ihtiyacı vardı Bandırma Spor'un. İsmail Hoca da çok doğru değişiklikler yaparak... Risk ama kazandı. Risk almak zorundaydı. Doğrusunu evet. Yaptı ve kazandı. Yani burada Bandırma Spor'u İsmail Hoca'nın hamlelerinin yanında özellikle Yusuf'un muhteşem oyunu kurtardı.
Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz 26. hafta sonu Beyaz Grup'ta puan cetveli bize ne diyor, ona bakalım. Puan cetveli son 26. hafta itibariyle bitime 8 hafta var Zeki. Evet. Ligde şampiyon kim olur puan cetveli? Ümraniye mi, İstanbul Spor mu? Maçları inceledim. Çok ilginç. İstanbul Spor şampiyonlar daha yakın. Yani evet. Şimdiden konuşmak belki çok erken olacak ama çünkü İstanbul Spor Ümraniye ile kendi evinde oynayacak. Ümraniye İstanbul Spor ayağına girecek. Kaldı ki Ümraniye'nin karşılaşmaları daha zor. Bize de gelecek. Ben İstanbul Spor'u büyük bir sürpriz olmazsa şampiyonlukta daha yakın görüyorum. Playoff'ta tabii ki Ümraniye, Sarıyer, Hacettepe bir adım öndeler. Dördüncü takım aranıyor playoff'a. Bu Bandırma Spor, Menemen, Kırklareli, Bursaş gibi, Pendik gibi görünse de Bandırma Spor'la Kırklareli arasında müthiş bir beşincilik yarışını yaşanacağına inanıyorum. İkili avarajda Kırklareli Spor bizden üstün. Aynı puanlara geldiğimiz zaman Kırklareli yukarıya çıkacak. Biz ne yapabiliriz? Kırklareli'den kurtulmamız lazım. Kırklareli puan kaybetmesi lazım. İkili avarajda. Çünkü burada yenilmiştik. Evet, orada 2-2 kalmıştık. Evet. Bandırma Spor'un Kırklareli sorusu bir ligin playoff'a kalacak. Son takımını belirleyecek bana göre. 8 hafta kala. Bunları söyleyebiliyorum. Tabii sakatlık ve cezalar olmazsa. Diğer takımlar formalite düşme hattında sevgili Zeki. Pazar büyük bir hamle içerisinde. Oldu Spor'un 3 puanı silineceği için pek fazla şans tanımıyorum. Hatay Spor tehlike potasında, Bayrampaşa tehlike potasında. Bak Üsküdar Anadolu 19 puanla maçlarını inceledim. Bayrampaşa Hatay Spor'a göre daha şanslı. Hatta Kahramanmaraş'ın 3 puanı silineceğinden Kahramanmaraş da düşme potasının içerisinde. Oldu Spor'a gitti gözüyle bakıyorum. Ama diğer takımların şansını sürdüğünü söyleyebilirim. Çok önemli bir maç var çarşamba günü. Ordu'da maç oynayacak. Ordu Spor, Pazar Spor. İlk maç 1-1 beraber bitmişti. Bunların maçı ertelenmişti. Pazar Spor bu maçı alırsa Ordu Spor kesin gider. Pazar Spor da kümede kalma adına ümitlenir. Bu maç önümüzdeki çarşamba günü oynayacak. Hocam şunu anlayamadım. Biz Nevşehir Spor'la burada yenildik. Orada berabere kaldık. Bu ikili avaraj playoff'ta değerlendirilir mi? Playoff'ta değerlendirilir. Lig sonunda. Kırklareli Spor demek istiyorsun. Pardon, yani Kırklareli Spor. Şimdi biz burada 2-1 yenildik. Orada 2-2 kaldık. Evet. Fikstür'de bu tür yarışmalarda puan eşitliğinde öncelikle iki takım arasındaki yaptığı maçlara bakılıyor. Evet. Kırklareli bizden 3 puan, 4 puan almış. Biz de 1 puan almışız. Kırklareli bu durumda bizden avantajlı. Biz ne yapabiliriz? İkili avaraj orada da değerlendiriliyor. Sonuç itibariyle biz beraber değil galibiyet için. Kırklareli Spor'u 1 puan. Kırklareli ile oynarsak. Bir puan geçmemiz gerekiyor. Kim zorlar hocam playoff'ta bize? Playoff'ta sadece Kırklareli, arkadan Menemen, Bursaş. Evet. Hatta şimdi bu hafta 8 hafta kala Pendik'in de hevesi kabardı. Gitti Konya'yı, Konya'da yendi. Bu hafta Pendik maçı da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum sevgilisi. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman ligin zirvesinden dibine inelim hocam. İkili beyaz grupta üçlüye yakın takımları hangilerini işaretliyorsunuz? Üçüncü lige yakın takımlar olarak Ordu Spor, Hatay Spor, Bayrampaşa işaretliyorum. Çok ilginçti. Şu anda alt sıralarda onlar. Üsküdar Anadolu ve Pazar Spor'un hamle yapacağına inanıyorum. Çünkü ara transferleri bilmek lazım. Bir sürü takım ara transfer yaptı. O ara transferleri bilmeden kimin düşüşte kalacağını söylemek yanlış olur. Ama Ordu Spor'u yolcu bir takım olarak görüyorum. Hatay Spor ve Bayrampaşa'ya da buradan dikkat diyorum. Biz de geçmiş tecrübelerimize dayanarak arada alınan adamlardan hayır gelmez düşüncesiyle o bir fikrimizi öyle deme. Yani, belki gelebilir çünkü Bandırma Spor'da da arada gelen adamlar var. Evet. Sesimi çıkar. Bunu ama geçmişte bu güzel eleştirimi yani. Lig sonuna sakla sen. Evet. Lig sonuna. Evet hocam, biz o zaman önümüzdeki hafta oynayacağımız Pendik maçına bakalım. Pendik maçına ne diyorsunuz? Vallahi Pendik maçı çok zor bir maç. Pendik burada 2-2 kalmıştı. Yenemedik Pendik'i burada. Pendik az gol atan az gol yendi. 21 gol atmış, 26 gol demiş. Biz de çok gol atan çok gol yiyen takımız. Biz 30 gol yemişiz. Pendik'e atamamışız. Pendik'e 2 tane gol atmış ama 2 gol yemişiz. Biz çok gol yiyoruz. Eğer biz gol yemezsek Pendik'te avlarız. Ama gol yememek şartıyla. Bandırma Spor gol yememesi neler yapmalı? İşte bu sorunun cevabını İsmail Hoca'ya yapmış. Onun ilk başından beri 26. hafta geldi, alamadık hocam. Yani ligin en fazla gol atan takımıyız ama altımızda ligin dibindeki takımlardan fazla gol yemişiz. Bu
denklemi çözdüğümüz anda zaten problem kendimizde. Bu denklem çözülecek. Bu hafta güzel işaretler var. Çünkü Hacı Mustafa'nın cezası bitiyor. Hacı Mustafa ilk 11'e dönecek. Artık son kararı hoca verir. Hacı Mustafa örneğin bakın Pendik karşısında tavla yarın Hacı Mustafa ile başlayabilir. Birinci değişiklik olarak. Bunun yanında artık İsmet Hakkı'yı özledim ben. İsmet Hakkı geldiği zaman Hoşit kenara gelecektir. İsmet Hakkı ile Hacı Mustafa başlı başına bir güç oluşturacaktır. Bir de burada defa yedek kulübesine alışmış, artık orayı kiralamış Celal'i de hoca dikkate alırsa 3 futbolcunun katılımıyla David'i de burada es geçmeyeyim. Bandırma Spor gerçek gücünü bulacak ve puanları içeride dışarıda toplamaya başlayacaktır diyorum. Yeter ki Bandırma Spor futbolcular kendi yeteneklerine inansınlar. Bandırma Spor'da bu güç var. Evet hocam. Biz Bandırma Spor'la ilgili yorumlarımızı noktalarken ben Celal kardeşimizin bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Kendisini tebrik edelim. Aileye hayırlı uğurlu olsun yeni bebemiz. Uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Analı babalı büyüsün kardeşimizi. Ve gelecek hafta bizi hangi karşılaşmalar bekliyor? Burada kapatalım. Peki sevgili Zeki. Haftaya lider Ümraniye Zorlu Ankara deplasmanına çıkıyor. Buğsaş'a. Buğsaş ters bir takımdır. İlk maçı Ümraniye 3-0 kazanmıştı ama bir beraberlik çıkar mı çıkmaz mı? Spor severlerin kafasını kurcalayan soru bu. İstanbulspor pazar deplasmanına gidiyor. Bakın İstanbulspor ikinci, pazar sondan ikinci. Fakat ilk maç İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 bitmiş. Çok ilginç. Pazar İstanbulspor'dan puan çalarsa kimse şaşırmasın. Bak çok ilginç. Ligin sondan ikinci takımı İstanbulspor'a puan vermeyebilir. Ben bunu görüyorum. Sarıyer Kırklareli çok kritik bir karşılaşma. Ben ilk maçı Kırklareli 1-0 kazanmıştı. Gönlüm Sarıyer'den yana Sarıyer kazansın, Kırklareli kaybetsin diyorum. Çünkü playoff'taki rakibimiz. Beraber biterse de kötü olmaz Bandırma Spor için. Kırklareli kazanırsa Bandırma Spor'un işine yaramaz bir sonuç diye düşünüyorum. Kahramanmaraş Hacettepe maç ortada. Kahramanmaraş bir beraberlik koparabilir ama Hacettepe Maraş'a galibiyet için gidecektir. Pendik Bandırma çok kritik bir karşılaşma. Pendik de playoff hesapları yapmaya başladı. 36 puanla yükseldi. Pendik bu maçı kaybederse playoff dışı kalır. Hesapları birden evet. biter. Bandırma Spor'da iddiasını sürdürebilmesi için bu maçtan mutlaka puan ya da puanlarla ayrılması lazım. Bandırma Spor dikkatli olursa Pendik tehlikeli bir takım. Bakın çok tecrübeli ayakları var. Evet. Dikkat edersek bu maçtan yani bir olsun bizim olsun. 3 puan yeter ki bize bizim hanemize yazılsın diyorum. Çok kritik bir karşılaşma. Anadolu Üsküdar Nazilli. Nazilli gol yemeyen bir takım. Beraberlikler takımı. Anadolu Üsküdar can havliyle Nazilli yenmek isteyecektir. Kağıt üzerinde Anadolu Üsküdar favori. Menemen Fethiye. Banko Menemen diyorum. Fethiye son haftalarda düşüşte. Ordu Hatay. Haftanın maçı Ordu Hatay. Ve Ordu hafta içinde pazarla oynayacak. Evet. Bir de Hatay'la oynayacak. Bu iki maçtan puanlar alamazsa Ordu Spor şimdiden lige el sallar diyorum. Bayrampaşa Konya Anadolu Selçuk kağıt üzerine beraberlik kokuyor ama Bayrampaşa'nın puana daha çok ihtiyacı olduğu için bu maçı kazanmak isteyecektir. Bizim ligde tahmin yapmak çok zor sevgili izleyiciler. Ama hocam biz İstanbul'da bu sene maç kaybetmedik. O bizim için bir avantaj oluşturuyor. Nedense çocuklar İstanbul'da güzel oynuyorlar. Gerçekten. Herhalde sevenleri daha çok. Var bir şey. Yani orada bizim Şener var. Şeref var şeyden geliyor adalardan. Onun desteğiyle çok desteği olur. Orada arkadaşlarımız da var gerçekten. İnşallah mutlu sonra sonuçta inşallah dönerler. Bu hafta biz Pendik'ten 3 puan bekliyoruz diyorum. Bir de çarşamba günü hemen 3 gün arayla Bayrampaşa gelecek. Bayrampaşa maçı var. 2 İstanbul takımı 3'erden 6 puan. Yaptık mı? Tam bir bayram yaparız. Tam bayram Bayrampaşa maçından sonra. Diyoruz. Ve burada yorumlarımızı noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.